Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Zweiteilige Konnektoren. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde Zweiteilige Konzessive Konnektoren konusunu bir başlatmıştık. Şimdi ikincisiyle devam ediyoruz. Bu ikincisinde wie auch yapısını görüyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar Susanne hat nicht Musik studiert cümlesini görüyoruz. Artık C1 seviyesindeyiz. Bunu artık anlamlandırabiliyoruz, öyle değil mi? Studieren neydi? Yüksek öğrenim görmek demekti, değil mi? Susanne demek ki üniversite bu 4 yıllık eğitim içerisinde müzik eğitimi görmemiş. Yani bizdeki konservatuvar gibi düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi bu bir konsesif bir cümle olacağından ne gerekiyor? Bir karşıt cümle gerekiyor, değil mi? Karşı bir argüman gerekiyor. Bakalım ikinci cümle ne diyor? Sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Evet, bakın burada bir daslı cümle görüyoruz ki bunu önceki seviyelerde görmüştük, öyle değil mi? Ne diyor? Sie spielt so gut Querflöte. Querflöte arkadaşlar yan flüt demek Almanca'da. Die Flöte, flüt, Querflöte, quer çapraz demek. Dolayısıyla güzel Türkçemizdeki karşılığı olan yan flüt demekmiş demek ki. Die Querflöte. Evet. Dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Geld verdienen neydi arkadaşlar? Para kazanmak demekti. Damit demek ki bununla, değil mi? Bu enstrümanla ne yapabiliyor? Hayatını kazanabiliyor anlamına gelen, değil mi? Sie verdient damit ihr Geld dediğimizde demek ki bununla, yani yan flüt çalaraktan ne yapıyormuş? Hayatını idame ettiriyor, kazanıyor anlamına geliyor. Şimdi biz diyeceğiz ki Susanne müzik eğitimi almadı ancak ne yapıyor? O kadar iyi yan flüt çalıyor ki ne yapıyor? Hayatını bundan kazanıyor diyeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu gelin aber ile yapalım. Ondan sonra wie auch yapısına nasıl oturturuz, nasıl adapte ederiz ona bir bakalım. Şimdi aber ile baktığımızda bunu önceki ünitede, değil mi? Önceki daha doğrusu seviyede görmüştük. Ne diyoruz? Susanne hat zwar, bakın zwar aber, onu unuttum söylemeyi, zwar aber, değil mi? Fakat ama ya da zira anlamına gelen. Susanne hat zwar nicht Musik studiert, aber sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Evet, bakın burada zwar aber yapısını ne yapmışız? Bu iki cümleyi bir araya getirirken zwar aber yapısını kullanmışız ki bu da aslında Zweiteilige Konnektoren kapsamında, değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz bakın burada? Susanne hat zwar nicht Musik studiert, Komma, aber sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Ne yapmışız arkadaşlar? Demek ki zwar nereden sonra gelmiş? Haben'den sonra gelmiş, değil mi? Aslında olan izleyen bir cümle. Virgülle ayırıyorum. Aber ile devam ettiriyorum. Aber sie spielt so gut Querflöte. Bakın daslı cümle geliyor. Dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Önceki derslerimde de söylemiştim arkadaşlar. Almanca'da uzun uzun cümleler, hatta 2 sayfayı kapsayabiliyor çoğu zaman metinler. Aslında baktığınızda bir tane cümleyi kapsıyor. O kadar çok virgül var ki dolayısıyla bu tarz yapılar sizi şaşırtmasın. Dolayısıyla okuduğumuzda pür dikkat okumamız gerekiyor böyle cümleleri. Çünkü sondan başa gidebiliyor anlam. Hani güzel Türkçemizdeki gibi baştan sona değil de sondan başa geliniyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada wie auch yapısını bu şablona oturttuğumuzda ne yapacağız arkadaşlar? Bakın wie gut Susanne auch Querflöte spielt, hat sie nicht Musik studiert demişiz. Dolayısıyla bakın burada Suzanne ne kadar iyi yan flüt çalsa da müzik eğitimi almadı demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar az önce söylemiş olduğum gibi daslı cümleyi de tabii araya katabilirdik ama hani buna odaklanmanızı istediğim için bu şekilde yazdım. Bu virgülden sonra dass sie damit ihr Geld verdienen kann, virgül hat sie nicht Musik studiert şeklinde de diyebilirdik. Bu şekilde de söyleyebilirdik. O zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Burada bir açıklama getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla virgülle ayırıyoruz ve ne yapıyoruz? Bir açıklama getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla buraya tekrar baktığımızda demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben dediğim gibi bu daslı cümleyi attım. Kafamız karışmasın diye. Wie gut Susanne auch Querflöte spielt. Yani her ne kadar aslında birebir öyle diyebiliriz güzel Türkçe'de. Her ne kadar iyi yan flüt çalsa da hat sie nicht Musik studiert. Müzik eğitimi almadı demiş oluyoruz. Diğer cümleye baktığımızda bakın burada trotzdem yapısını görüyoruz. Trotzdem neydi arkadaşlar? Gene de demekti. Bakın burada Susanne hat nicht Musik studiert. Trotzdem verdient sie ihr Geld. Ne diyor? Susanne müzik eğitimi almadı. Gene de ne yapıyor? Para kazanıyor değil mi? Trotzdem verdient sie ihr Geld. Trotzdem verdient sie... evet. Bakın burada Querflöte'ye hiç girmedik değil mi? Çünkü direkt trotzdem'e odaklanmak istediğim için orada çünkü ne yapmış oluyoruz? Ayrıntılara girmiş oluyoruz ki burada aslında ben trotzdem'i göstermek istediğim için oradaki o şeyi ayrıntıları ne yaptım? Atmış oldum. Buraya baktığımızda burada da dennoch yapısını görüyoruz arkadaşlar. Dennoch da ne demekti? Gene de anlamına gelen ve trotzdem ile aslında anlamdaş bir durum. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Susanne hat nicht Musik studiert, dennoch verdient sie ihr Geld, değil mi? Müzik öğrenimi, eğitimi almamış, gene de ne yapıyor? Para kazanıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki burada birinci cümlede arkadaşlar ne demiş oluyoruz? Bakın burada ne var? Zwar aber yapısı var. Susanne hat zwar nicht Musik studiert, aber sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Değil mi? Ne diyor burada? Müzik eğitimi almamış olsa almadı ama değil mi? Sie spielt so gut Querflöte ama o kadar iyi yan flüt çalıyor ki bundan para kazanıyor demiş oluyoruz. Tabii bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Daslı cümle ile devam ettirmiş oluyoruz ve dass sie damit ihr Geld verdienen kann demiş oluyoruz. Wie auch yapısına baktığımızda ne yapacakmışız demek ki? Wie gut Susanne auch Querflöte spielt, hat sie nicht Musik studiert. Her ne kadar iyi yan flüt çalsa da eğitimli değil, değil mi? Müzik öğrenimi görmemiş. Demek ki alaylı yetişmiş olabilir, kurs görmüş olabilir gibi düşünülebilir bu cümleden. Değil mi arkadaşlar? Üçüncü cümle olan trotzdem yapısını görüyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Susanne hat nicht Musik studiert. Trotzdem verdient sie ihr Geld. Gene de ne yapıyor? Parasını kazanıyor. Değil mi? Bundan para kazanıyormuş. Susanne hat nicht Musik studiert, dennoch verdient sie ihr Geld denildiğinde. Tabi arkadaşlar burada o diğer bilgileri attığım için burada bir düz anlam var. Dolayısıyla ne diyor? Susanne müzik öğrenimi görmedi, gene de para kazanıyor. Tabi burada bu yan flütü attığımız için düz bir anlam çıkmış oluyor. Az önce söylemiş olduğum gibi bu yapıları ben belirgin hale getirmek adına ne yapmış oldum? O bilgileri atmış oldum. Dolayısıyla ikileme girmemiş oluyoruz bu sayede. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Susanne hat nicht Musik studiert. Susanne hat nicht Musik studiert. Sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Susanne hat zwar nicht Musik studiert, aber sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Susanne hat zwar nicht Musik studiert, aber sie spielt so gut Querflöte, dass sie damit ihr Geld verdienen kann. Wie gut Susanne auch Querflöte spielt, hat sie nicht Musik studiert. Wie gut Susanne auch Querflöte spielt, hat sie nicht Musik studiert. Susanne hat nicht Musik studiert, trotzdem verdient sie ihr Geld. Susanne hat nicht Musik studiert, trotzdem verdient sie ihr Geld. Susanne hat nicht Musik studiert, dennoch verdient sie ihr Geld. Susanne hat nicht Musik studiert, dennoch verdient sie ihr Geld. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Öncelikle bir anlamlandıralım. Der Lehrling arkadaşlar çırak demek. Sich bemühen, evet bu refleksif fiil. Sich bemühen, uğraş vermek, emek vermek anlamında arkadaşlar. Alles richtig zu machen, evet. Çırak her şeyi doğru yapmak için ne yapıyor? Emek veriyor, uğraşıyor değil mi? Manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Manche Aktionen, bazı aksiyonlar, bazı işler fallen ihm noch schwer. Ne yapıyor? Zor değil mi? Ona zor geliyor demeye getiriyor bu cümle. Manche Aktion demek ki bazı aksiyonlar, bazı işler. Fallen ihm noch schwer, schwer fallen. Evet, bunu da bir yapı olarak görelim arkadaşlar. Ağrına gitmek, zoruna gitmek gibi de düşünülebilir. Ama buradakinin anlamı şu, daha zor geliyor. Yani daha çünkü çırak olduğu için bazı işler zor geliyor ona demeye getiriyor. Ama ne yapıyor? Uğraş veriyor demeye getiriyor. Bakın burada da bir karşıtlık var. Bu karşıtlığı öncelikle bir ne ile? Zwar aber ile görelim. Evet. Der Lehrling bemüht sich zwar sehr, alles richtig zu machen, aber manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Evet, bakın burada zwar ve aber yapısını görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Çırak çok çalışsa da, değil mi? Çok emek verse de her şeyi doğru yapmaya. Ne oluyor? Tabii Türkçe'de birebir ama diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü orada verse de, değil mi? Çok emek verse de bazı aksiyonlar onun zoruna gidiyor ya da ona zor geliyor deriz. Burada ama kullanmayız güzel Türkçe'de. Ancak Almanca'da aber kullanılıyor. Çünkü neden? Zwar aber ikili zweiteilige Konnektor kapsamında olduğundan dolayı. Dolayısıyla artık bu noktada Türkçe düşünmememiz gerekiyor değil mi? Çünkü zwar aber'yi gerektirdiğinden. Dolayısıyla arkadaşlar, der Lehrling bemüht sich zwar sehr, alles richtig zu machen, aber manche Aktionen fallen ihm noch schwer demiş oluyoruz. Asıl konumuz olan wie auch'a bir bakalım. Wie auch'u nasıl bu yapının içerisine gömeriz ona bir bakalım. Bakın burada wie auch'u görüyoruz. Ne diyor cümlemiz? Wie sehr sich der Lehrling auch bemüht. Çırak kendine ne kadar emek de verse, her ne kadar emek verse de diyebiliriz değil mi? Alles richtig zu machen, her şeyi doğru yapmak için her ne kadar emek verse de çırak, fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Bazı aksiyonlar, bazı işler ona ağır geliyor demiş oluyoruz değil mi? Bakın oradaki noch henüz gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Burada bir pekiştireç söz konusu. Henüz ağır geliyor gibi bir anlam çıkıyor. Demek ki wie auch yapısı nasıl değerlendirilecekmiş? Wie sehr sich der Lehrling auch bemüht, alles richtig zu machen, fallen ihm manche Aktionen noch schwer demiş oluyoruz. Peki biz bunu trotzdem'le de yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. Trotzdem'de ne olacak burada? Gene de demiş oluyoruz. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Trotzdem fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Evet, alışıldık bir şekilde değil mi? Trotzdem yapısını görüyoruz. Burada ne demiş oluyoruz? Bakın karşıtlık olarak ne demiş oluyoruz? Evet, anlamda herhangi bir kayma yok. Gene aynı anlam var. Çırak çok ne yapıyor? Emek veriyor her şeyi doğru yapmak için. Gene de bazı aksiyonlar zor geliyor dediğimizde demek ki der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Trotzdem fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Aynı anlama gelen denoch'a bir bakalım arkadaşlar. Burada der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Dennoch fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Fark ettiysek arkadaşlar trotzdem yerine ne gelmiş? Dennoch gelmiş. Herhangi bir anlam kayması yok. Dolayısıyla bunu da pekala kullanabiliyoruz değil mi? Şöyle bir toparlayalım isterseniz arkadaşlar. Demek ki ben ne yapıyormuşum? Zwei aber şeklinde değil mi? Bu da gene ikili konnektör yani Zweiteilige Konnektör kapsamında olabiliyormuş. Ne yapacakmışım demek ki zwei aber şeklinde yorumladığımda bu iki cümleyi. Der Lehrling bemüht sich sehr, düzeltiyorum. Der Lehrling bemüht sich zwar sehr, alles richtig zu machen, aber manche Aktionen fallen ihm noch schwer demiş oluyorum değil mi? Zwar aber yapısını kullandığımda wie auch, evet asıl konumuz olan wie auch'a baktığımızda ne yapıyoruz? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Wie sehr sich der Lehrling auch bemüht, alles richtig zu machen, fallen ihm manche Aktionen noch schwer demiş oluyoruz. Trotzdem'e baktığımızda der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Trotzdem fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Dennoch'a bakalım arkadaşlar. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Dennoch fallen ihm manche Aktionen noch schwer demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Der Lehrling bemüht sich zwar sehr, alles richtig zu machen, aber manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Der Lehrling bemüht sich zwar sehr, alles richtig zu machen, aber manche Aktionen fallen ihm noch schwer. Wie sehr sich der Lehrling auch bemüht, alles richtig zu machen, fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Wie sehr sich der Lehrling auch bemüht, alles richtig zu machen, fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen, trotzdem fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen, trotzdem fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Dennoch fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Der Lehrling bemüht sich sehr, alles richtig zu machen. Dennoch fallen ihm manche Aktionen noch schwer. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Zweiteilige Konnektoren'dan alt başlık olarak Zweiteilige Konzessive Konnektoren'dan wie auch görmüş olduk. Bu yapıyı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.